Bu işin içinde bir iş var. Bu yağlar, şikayetçi olduğumuz yağlar, aslında çok farklı ve ilginç görevleri var. Yağ, göz kapağı, kulak kepçesi, penis ve tenis torbasında haricinde bütün her yerde var. Asıl önemli konu salgıladığı hormonlar ile bir takım gizli görevleri yerine getiriyor ve bu gizli görevler metabolizma için son derece önemli. Biliyorsunuz beyaz kahverengi diye ayrılıyor. Aslında bir de renksiz olanı var. Ama basitçe gördüğünüz üzere beyazda tek kocaman bir yağ deposu var. Kahverengide ise çok sayıda küçük vakuollerden, küçük torbacıklardan oluşmuş durumda. Peki biz sarıya neden beyaz diyoruz diyecek olursanız, aslında bu beyaz yiyeceklerin içerisindeki karoten sindirildikten sonra buralarda depolanıyor ve dolayısıyla yağ hücrelerinin rengini de değiştiriyor. Dolayısıyla sarı aslında karotenden geliyor. Ama beyaz olarak söyleniyor. Bir de tabii ki dikkatimizi çekecek bir şey var. Kahverengi yağ dokusunda çok fazla sayıda mitokondri var. Soğuktan kariyen, ısı üreten sistem bu. Ve kahverengi yağ dokusunun önemi fazla. Çünkü bebeklerde var, sonra giderek azalıyor. Hatta obezite ile ilgili olan savaşta bu kahverengi yağ dokusunun azalmasının engellenmesi konusunda da bir takım çalışmalar var. Ama çok da başarılı olamamışız o konuda. Renksiz yağ dokusu da var. O da kahverengi benzeri. Kahverengi yanlış yazmışız. O da enerji üretiminde görevli. Onu hemen kenara atalım. Böylelikle ondan uzaklaşmış olalım. Şimdi efendim şöyle bir durum söz konusu. Bu yağ hücresi denilen arkadaş ilk önce hafife alınıyormuş. Fakat sonradan bakmışlar ki bu arkadaş bir sürü hormon salıyor. Ve hormon saldığından dolayı aslında bir hormonal sistemin parçası. Bakın bunların içerisinde iki grup var. Adipokinler ve lipokinler. İlk dikkat çeken leptin, doygunluk hormonu. Arkasından adinopektin, omentin, rezistin gibi bir sürü isimli arkadaş var. Ve bunların büyük bir çoğunluğu insülin üzerinde etkili. İnsülin duyarlılığını bozuyor, insülin direncini artırıyor. Glukozun yeniden yapımını ve damarda kireçlenmeye sebep oluyor ve bütün bunların toplamıyla beraber obezite, tip 2 şeker hastalığı ve kalp damar hastalıklarından da sorumlu tutuluyor. Yine döndük geldik insüline. İnsülin imparator her yerde ve onun için çok dikkatli korumamız, onu fazla üzmememiz gerekiyor. Bunun yanında yağ dokusundan sitokinler, yani bağışıklık sisteminde etkili olan maddeler, fibrinolitik sistem yani pıhtı çözü sisteminin bir takım parçaları ve renin anjiyotensin aldosteron sistemi, ki bu tansiyonda önemlidir. O biliyorsunuz kapril de dahil olmak üzere o enzimi inhibe eder. Bu da aynı zamanda ona katkıda bulunuyor. Yani yağ hücresi aslında bizim bir kısır döngüye girmemize sebep oluyor. Asıl ilginç bir konu var. Leptin, doygunluk hormonu, hipotalamusun üzerinde etkili ve dışarıdan verildiği zaman demişler ki o zaman insanlar doysun, her şey yoluna girsin. Öyle olmamış. Çünkü bu kişiler obez olduğundan dolayı bunlarda leptin direnci var. Yani doygunluk hormonuna karşı bir direnç var. Oyuncu Eser Yamanlar, benim doygunluk hormonuna karşı alerjim varmış diye bir demecini okumuştum. Orada muhtemelen bu leptin direncinden kastediliyor. Fakat işin ilginç bir konusu var. Leptin direnciyle özellikle alerji arasında da bir bağlantı var. Bakın nereden nereye gidiyor? Yağdan geldik dirence, oradan da alerjiye. Dolayısıyla fazla yemek, kilo, obezite, insülin direnci ve karaciğer yağlanması ve arkasından da metabolik sendrom, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Ve leptin direnciyle sonuçlandığı zaman bunu tedavi etmek son derece güç oluyor. Şimdi genetik olarak leptin bozuk olanlar var. Bu konjenital, çocukluktan gelen bir şey. Fazla etkisi leptinin ek olmuyor dışarıdan verildiği zaman. Neden? Çünkü kandan beyine geçerken bozuluyor ve leptin etki etmiyor. O yüzden bizim leptini dışarıdan verdiğimiz zaman her zaman başarılı olacağız diye bir şey söz konusu değil. Bunun yanında özellikle leptin direnci ve alerji arasındaki bağlantı nedeniyle de aslında vücudumuzun leptine biraz yabancı muamelesi yapmaya başladığını görüyoruz. Yani kilo aldıkça, yağ dokusu arttıkça salgılanan leptin artık işe yaramıyor. Aynen şeker hastalığında olduğu gibi insülin giderek bozuluyor ve insülin direnci ortaya çıkıyor. Benzer şekilde de leptin direnci ortaya çıkıyor. Ve işin gene enteresan noktalarından bir tanesi, leptin direnci gelişenlerde özellikle akciğer yollarındaki bir takım alerjenlere karşı hassas oldukları da ortaya çıkmış.
polenler başta olmak üzere. Dolayısıyla bunun da hani onunla bir bağlantısı olabileceği ve bağışıklık sistemiyle de ilgisi olabileceği yönünde bir takım rivayetler var. Yani kısacası rivayet muhtelif. Fakat şunu söylememiz gerekiyor ki bu yağ dokusu başımıza